Şu an yayında mıyız? 5-4-3-2 saat. Bir daha söyle. Can Konyalı bu gece konuğumuz Kartal Pençesi'nde. Nasılsın, iyi misin? İyiyim valla. Çok... Ne oldu bilmiyorum sayende. Ne oldu? Bayağı enerjik girdik sayende diyorum. Aa, 4 giderken. İyi mi keyifler, nasılsın? Valla keyfim yerinde ya. Hiç yani keyfim yerinde değil desem çok yalan olur. Gerçekten çok keyfim yerinde. Bir dönem geçti genel olarak. Bugün set var mıydı? Yok, bugün setim yoktu. Süper. Bugün full free günümdü yani. Kaç gün çalışıyorsun? Yani şu sıralar. Ben aslında bu sette çok daha fazla çalışmıyorum. Yani haftada 2, 3 gibi çalışıyorum. Değil mi? Gerçekten de aslında ideali. Ama sen de biliyorum ki çok hiperaktifsin, sürekli çalışmayı seviyorsun. Bilmiyorum senin için nasıl. Tabii ya. Çalışmak. Ya bana 5 gün set, aynı anda 2 oyun, dublaja gideyim falan bana çok koyan şeyler değil yani. Ben daha mutlu oluyorum öyle şeylerde. Bu aslında çocukluktan mı geliyor? Yani çocukken de öyleymişsin. Ben biraz okudum seninle ilgili. Nasıl tek çocuksun bir kere. Tek çocuk olmanın verdiği avantaj mı, dezavantaj mı bilmiyorum tabii. Biraz sen anlat istersen. Senden dinleyelim. Vallahi tabii herkes kendi sürecini yaşıyor. Hı-hı. Ama ben tek çocuk olmaktan çok müteşekkir bir insanım. Yani çok mutluyum tek çocuk olmaktan. Ama tabii biz çok kalabalık büyüyen bir ailedik. Annemler 7 kardeş, babamlar 7 kardeş, kuzenler birlikte büyüdük. O yüzden... Ki benim ailemde çok bilinçsiz bir demokratlık da vardı. Yani hep kardeş, hı-hı, meselesinde sordular yani. Kardeş istiyor musun oğlum? Yok, istemiyorum. 2 sene sonra bir daha sordular. Oğlum kardeş istiyor musun Yağızcan? Yok babaanne ya. Tamam sen nasıl istersen. Bak haberin olsun. İleride kardeşin olmadığı zaman bize sıkıntı yaratma. Bunun suçlusu biz olmayalım. İstiyor musun? İstemiyorum. Onlar da benden memnunmuş diye hep bana sormuşlar yani. Peki bir şey soracağım. Kıskanç mısın? O yüzden mi kardeş istemiyordun? Yani bütün ilgi, sevgi senin üzerinde olsun. İstediğin için mi istemedin? Şimdi sorular da geliyor. Aytuna Koç demiş ki tek ve en yaramaz mıydı acaba demiş. Yani neden istemedin acaba kardeş, hiç düşündün mü? Ya Aytuna, Aytuna ablam yani kuzenim. Onlar benim ablalarım yani. Aytuna, Aybike, Bilge. Haa, yaramazlı. O yüzden söylüyorum. Onlarla birlikte büyüdüğüm insanlar yani onu çok sonra bu o yaşlarda algılayabildiği bir şey değil bence bir çocuğun. Hani çok kalabalık büyüdüğün için çok iyiyiz yani. Biz her hafta sonu buluşan bir aileydik. Özellikle annemin tarafı, teyzemler ve kuzenler birlikte büyüdük. Onlar beni büyüttü diyebilirim. O yüzden bunun yokluğunu çekmedim. Hani zaman geçtikçe bu bencillikten olan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani bunu çok da sorguladım aslında kendi içimde. Ya ben hakikaten bencillikten mi istedim bunu ya filan? Çünkü o kadar çok bununla ilgili mobbing oluyor ki. Tek çocuksun, bencilliğinden mi istedin? Yok, o yaşta bir çocuk bunu çok düşünemiyor bence. Evet. Zaten kuzenlerim de vardı diyorsun. Kalabalık bir ailedeydik. Çok kalabalık ve çok mutlu geçirdim. Evet, o zaten tek çocuk gibi yaşamamışsın anladım. Aynen, hiç tek çocuk gibi yaşamadım. Evet, şimdi ben arada yorumları da okuyacağım yan taraftan. Şimdi Canan Yıldız'ın yorumunu hemen okumak istiyorum. Almanya'dan selamlar, iyi yayınlar Emre'nin Yağız Bey. Beşiktaşlı olduğunuzu bilmiyordum, mutlu oldum demiş. Almanya'dan bir sürekli takipçimiz Canan Hanım. Arıza Almanya'da da gösteriliyor değil mi? İzleyebiliyorlar. Canan Hanım izliyor musunuz orada? Diziler takip ediliyor mu? Yoksa bir süre sonra mı geliyor? Ben bilmediğim için soruyorum. Ya birçok Türk dizisi şu an zaten hegemonya kurmuş durumdayız yani uzun yıllardır. Aynen. Bayağı da sevilen dizilerden bir tanesi. Her oradaysa mutlaka izliyordur ama Beşiktaşlı olduğunu yeni öğrenmiş. Ne nasıl güzel. Ya bir bağıra bağıra söyledim. Evet. Şimdi Serkan Yıldırım bekliyorduk demiş. Geldik Serkan. Halil Burak selamlar demiş. Yazıcan selamlar, iyi yayınlar demiş. Selamlar. Aytun'a senin yaramazlığını hafif böyle bize oradan söylemiş. Cem77 hayırlı yayınlar diliyorum. Yalova Kartalları, Yalova'ya sevgiler, selamlar. Sevgiler. Şampiyonlar Ligi başlamış diyor şerefli şampiyon. Güzel. Serdar Yılmaz şampiyon Beşiktaş demiş kesinlikle. Canan Hanım'ın mesajını okumuştuk zaten. Ömer Faruk Çelik iyi yayınlar demiş. Hah, Canan Hanım izliyormuş bu arada. Canan Hanım artık 2 kere izleyeceksiniz. Beşiktaşlı olduğunda öğrendiniz. Zaten izliyormuş. İsmail
yakışıklı olmasından belli Beşiktaşlı oldu. Bizim gönlümüz yakışıklı. Hemen gireceğim. Tabii ki mesajları okumaya devam edeceğim ama şimdi hem yakışıklı, hem yetenekli, hem de okullu çok fazla oyuncumuz yok. Artık çok var ya. Ya üçü bir arada çok var mı? Artık var ya. Bir kavur reklamı gibi oldu ama üçü bir arada çok fazla yok. Gerçekten de yok. Yani ya yakışıklı oluyor, okul tarafını okumamış oluyor. Ya yeteneği olmuyor ya da çok yetenekli olmuyor. Yakışıklı tarafından birazcık problemleri olabiliyor. Yani var yok değil ama çok fazla yok. Sen bu üçünü bir arada bulunduran bir oyuncu olarak ne söyleyeceksin? Yakışıklı olmanın avantajları neler? Dezavantajları da vardır belki. Onlardan da bahsetmek istersin, bilmiyorum. Yani şöyle söyleyebilirim. Yani yakışıklı, yetenekli falan. Yani bunlar bence çok eskinin konuları. Ben böyle düşünüyorum. Geçmişte kalmış konular. Çünkü eskiden şöyle bir şey vardı. Okullu, okulsuz, okullu oynayamıyor, böyle evet. Oluyor. Ya artık bence herkes, zaten oyunculuk belli bir algı yeteneği istiyor. Algısı olan herkesin, gönül veren herkesin yapabildiğini, açık söylemek gerekirse ben de okulu bitirdikten sonra gördüm. Ya yani bu son 10 yıllık süreç, son 10 yıllık süreçte hiç böyle bir tartışmanın artık yaşanmaması gerekiyor. Biz okul okurken bize bunlar biraz dikte ediliyordu. Okumalısın. Tabii ki okumalısın. Yani genel olarak bütün dünyadaki her şeyi okumalısın. Okumak sadece bir tabii ki okul bitirilmeli. Yani bu söylediğimden başka bir şey algılamazsın. Okumak sadece okulda olmuyor diyorsun. Yani hayat içinde de bir şeye gönül vererek okumak mümkün. O işin alaylısı olduğunda da o mertebeye erişmek mümkün diyorsun herhalde. Ya ben artık oyunculuğun, yani bundan 10 sene önce sorulsaydı bu soru, bir konservatuar öğrencisiyken sorulsaydı başka bir cevap verirdim ama şimdi sektörde çalıştığım insanlar, gördüğüm, beğendiğim arkadaşlarım, arkadaşım olmayan, oha herif ne güzel oynuyor be abi diyorum, kim? Okullu değil, bir şey değil. Hem yakışıklı hem iyi oynuyor. Yani tabii ki bir eğitim genel olarak şart. Yani su işleri müdüründe bitirebilirsin, mühendis de olabilirsin oyuncu olmak için. Yani bu yetenek doğuştan gelen bir yetenek olduğunu düşünüyorum ben, oyunculuk yeteneğinin. Ya o yüzden oyunculuk mezunu olmasının çok büyük bir gerekliliğinin artık olmadığını ikna oldum, gördüm yani. Bize anlatılan şeyler gibi bir şey değil. Ya benim annem mesela aşırı iyi bir oyuncudur Ömür, biliyor musun? İnanılmaz bir aktris yani. Geçmiş sana demek ki. Doğru yönetmen, doğru senaryo ile benim annem inanılmaz bir aktrist olur. Yani bu böyle. Annem yaşamını böyle geçirmemiş. Hani. Olsun, o yüzden oyunculuğun bu kadar ya. Oyunculuk mezunu olmasını gerektiğini düşünmüyorum. Anladım. Yakışıklık konusunda ne diyeceksin? Avantaj mı, dezavantaj mı? Şimdi yurt dışında görüyoruz işte Brad Pitt kendini bütün rollerde çirkinleştirmeye çalışıyor bazılarında ki artık aman yakışıklılığı yüzünden herkes izliyor veyahut da seviyor denmesin. Oyunculuğunu göstermek için bazen yakışıklı oyuncular ekstra çaba harcamak zorunda kalıyorlar. Burada biraz da hani yakışıklı olmanın dezavantajlarını yaşayan oyuncular olduğunu da biliyoruz dünyada. Sen nasıl yaşıyorsun bunu? Ben nasıl yaşıyorum? Ya ben bu açıdan bakmadım kendime ama işte Leonardo DiCaprio yıllarca Oscar verilmedi. Brad Pitt'e yıllarca Oscar verilmedi. Yani güzeli oynatırlar, çirkini söyletirler türküsü gibi bir şey oldu açıkçası yani. Ama artık öyle bir şey değil yani. Kim güzellik, çirkinlik, algı değişti. Bir beceri, bir hüneri sergilemek zaten büyük bir karizma yaratıyor. Her işte böyle. Bravo. Çok doğru bir şey söyledin. Yani bazen çok yakışıklı olsan da bir şeyi beceremediğin zaman hiç kötü, korkunç görünüyorsun insanın gözüne ama hani baktığında falan dedi bir oynuyor, bir şey yapıyor. Bir anda en yakışıklı o oluyor senin gözünde. Bu hüner, hüner. Ya bu hüner çok önemli bir şey. Sergilediğin hüner çok önemli. Zaten biz bunu seviyoruz. Hepimiz buna inanıyoruz. Yani en sevdiğimiz insan çirkin ve bayıldığımız zaman, büyüsüne kapıldığımız zaman çirkin mi, güzel mi, kadın mı, erkek mi, trans birey mi, hiçbirine takılmıyoruz ki. Biz o hünere bakıyoruz yani. İnsan olarak da biz bunu beğeniyoruz aslında. Aslında yetenekten etkileniyoruz, yetenek ve başarıdan. Evet, yani hüner. Şimdi yetenek deyince konu çok geçmişe de gidiyor ya, hüner diyorum ben buna. Jargonu da değiştirdim diyorsun. Ben şimdi seninle ilgili bir şey okudum. Küleyhan'ı oynarken bir 4 ay kapanmışsın, telefonu bırakmışsın falan böyle...
tiyatroyla hakka, ölümle dans gibi falan cümlelerim var. Şu tiyatro şeyini biraz... Sus küçüktüm, çok küçüktüm, sus bu lafları söylerken. Ama güzel cümleler, yani düşündürüyor üzerine. Yani şöyle, o zaman konservatuvardan daha yeni mezun olmuştum. 2015 yılıydı ve çok güzel bir proje. Köheylan gibi büyük bir proje ve Türkiye'de ilk mappingle oynanan bir oyundu. Uygar Özçelik yönetmişti. Tamer Levent'le birlikte oynuyorduk başrolleri. Ya o dönem yeni mezun bir genç olarak dedim ki bu çok iyi bir şey ve herkesin başına gelen bir şey değil. Yaz, ne yap, ne et, dünyayı unut dedim yani. Ve gerçekten ne elektrik faturasını düşündüm ne hepsini yaptım. Sadece bütün 3 ay falan değil ya, bu arada oyunda o zaten 5 ay falan sürdü o süreç. Ben hiçbir şeyle ilgilenmedim. 5 kuruşta param yoktu. Ama dedim ki bunu yapmayacağım, borca gireceğim. Ama dedim bu rolü sarılarak yaşamak istiyorum. Ya yani bu tabii o dönemin düşüncesiydi. Hani şimdi biraz daha tecrübem nedir? Hani başka işin bug'larını da buluyorsun. Daha kolayına da geliyor olabiliyor. Ve bunu yaşamak istedim ve bana inanılmaz çok şey kattı. Hatta ve hatta yani şu an diyorum ki bazen o günkü gibi bir şey de tekrar kazanayım. Tabii ki yapmadığım demek istemiyorum da en umutsuzluğa düştüğüm anda geliyor ve Küheyda'nın premierinden döndüğümüz zaman Nişan Şirin yanına premier bitti ve çok mutluyduk. Nişan hocamız da eve geldik ve evde şey vardı. Elektriğiniz kesilmiştir diye kağıt vardı. Ve biz onu böyle tahta kaşıkla elektriği açmaya çalıştık böyle ve inanılmaz büyük bir mutluluktu. Ya tiyatro çok erken yaşta başladığım için ben profesyonel 15 yaşında profesyonel oldum tiyatroda. İlk paranı da oradan kazanmışsın galiba. Evet, ilk paramı da oradan kazandım. Yani inanılmaz. Bu çok tarif edilecek bir şey değil. Kendime de bazen kızdığım bir şey. Hayatta en... Tabii şimdi yaş geçtikçe bazı başka şeyler de ön plana gelmeye başlıyor. Aile gibi. Hele ki bu son zamanlarda aileye daha fazla değer verdiriyor zihnim, içim, özellikle kuzenlerime filan. Ya zaten... Ama... Şöyle ben dün bir TED konuşmalarını arada izliyorum işte bu ara koronada boş vakit buldukça. Hayatta sizi ne mutlu eder diye bir konuşma izledim. Uzun yıllar bir araştırma yapılmış, bir Harvard araştırması bu. 1938 yılında başlamış ve 4 kuşak üst üste araştırmacılar kopmadan. Hani bazen araştırmalar başlayıp 5-10 yıl sonra devam edemiyor. Bu bayağı uzun insanların hayatları boyunca incelemişler. Böyle milenyumlar şöyle diyormuş, ne olmak istiyorsun, seni en çok ne mutlu eder? %80'e yakını para diyormuş, %50'ye yakını da ünlü olmak beni mutlu eder diyormuş. Bunları dedikten sonra hayatlarını incelemişler insanların, işte nelerle mutlu olmuşlar yaşadıkça, yaş aldıkça ve sonunda ortaya çıkan gerçek şu, bunların hiçbiri değil, doğru ilişkiler, aile ilişkileri, özel ilişki olsun yani. O aile bağları insanı finalde en çok mutlu eden ve en çok sıkıca sarılmamız gerekenlerin başında geliyor demişler. Arkadaşlar da aynı şekilde. Yalnız insanların ama bu hani kalabalıkta da yalnız olabilirsin. Yalnızlık çekenlerin birçok hastalıkla hayatlarını kısa bir süre sonra kaybettikleri ortaya çıkmış uzun araştırmada ve en sağlıklı insanların aslında insan ilişkilerinde, aile ilişkilerinde sağlıklı olanlar olduğu ortaya çıkmış. Bu da sen doğru bir noktaya gelmişsin o zaman. Ya vallahi. İnsan Ömür, insan her zaman bir kök arayışı içinde. Bu çok normal artık bunu düşünmek. Kök arıyor çünkü insan. Dünyanın başarısı tabii ki çok önemli şeyler. Ben hayatımı başarılı olmaya ya da mesleğimi mesleğime aşık olduğum için. Yani başarılı olmak için değil ama mesleğim bir şeye aşık oldum ve onu yaparken bir kariyer yapmış oluyorsun. Başarıyla doğru orantılı bir şey. Ama kökün hep eksik kaldığını, başarı kazandıkça özellikle, ki burada şey yapmak istemiyorum, erken yaşta başarı kazanmak buna daha erken getiriyor seni. Köksüzsen bunun ne anlamı var ki diyorsun? Yani bir yere, bir köke bağlı olmak ihtiyacı hissediyor ve ben açıkçası 15-28 yaş arası bu mesleği yaptığım zamandan şu zamana kadar hep
onun üzerine gittim ama köksüz kaldığımı çok yeni 2-3 yıldır falan hissettim ve bunun üzerine yoğunlaşmıyorsun. Beden, vücut, akıl, zihin, genetik seni oraya, o suya bırakıyor ya, bırakıyormuş açıkçası. Aynen öyle. Şimdi birazdan mesajları okuyalım, sonra bize küsmesin izleyicilerimiz. Tabii ki. Şampiyon, saygılar Yıldız Bey demiş. Teşekkür ederiz. Funda iyi akşamlar. Yeni Yılova Kartalları selamlar. Ömer Faruk Çelik iyi yayınlar demişler. Mükemmel iki merhaba demiş. Canan Yıldız izlediğini söylemiş. Demiştik. Murat iyi yayınlar demiş. Ah, Gönül burada. Yazı selamlar demiş. Gönül abla mı? Evet, Gönül abla. Gönül Doköz. Valla Gönül, maçlara gitmeyi özledik. Ah, Gönül ablayla da çok konuşuyoruz. Konuşacağız tabii ki. Gönül bizim bir tanemiz. Valla Caner canımızın bir... Gönül abla, o da mesela yani dışarıdan seçtiğin ailelerimden biridir. Annemi tanır, kız arkadaşımı tanır, birlikte çok vakit geçirdiğimiz insanlardan biri. Beşiktaş'a da Gönül'den bağlı. Yani ismi Gönül, tamamen Beşiktaş'a bağlı. Muhteşem bir insan. Ben de çok seviyorum. Sevgiler sana buradan. Gönül abla gibi 20 kişi, 10 kişi bizi kurtaracak şeyler onlar. İşte az önce dedik ya, arkadaşlıklar, dostluklar, hani sıkı sıkı sarılmamız gereken, Gönül de onlardan biri. Yani ne zaman merhaba desek, 3 ay görüşmeyelim, Gönül'e bir alo dediğimde sanki dün görüşmüşüm gibi oluyor. Çok yeri başka gerçekten de. Kesinlikle. Silindir kampanyası Tekirdağ'dan, Yüksekova'da 16 darda olan ailenin çocuklarına bot yardım teslim ettik. Tebrik ediyoruz. O da her hafta burada güzel haberler veriyor bize. Çok teşekkür ediyoruz. Bünyamin Zabu yayınlar demiş. Amigo Sami Aslan Almanya'dan iyi akşamlar. O Almanya'dan ne kadar çok izleyeniniz var. Gönül maça gitti. Evet. Rukiye maça gitmeyi özledi. Rukiye Kocaeli'den selamlar demiş. Selamlar. Yağızcan nasıl Beşiktaşlı oldu demiş Baran Uğur. Hemen birazdan soralım mesajlardan sonra. Şeref Şampiyon demiş, arıza dizisinin hastasını hiç kaçırmaz. Bundan sonra reklamları da kapatmam demiş. Bak, bizim izleyiciler Beşiktaşlı oldu mu o dizide, sen başka bir yere geliyorsun. Evet. Kaptan keyifli akşamlar demiş. Caner, sevgili Caner iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz Caner'e de yine seninle bizi buluşturduğu için. Serdar Yılmaz Gölcük'ten selamlar demiş. Halil Kaplan Konya'dan selamlar demiş. Yine bir Türkiye turu yapıyoruz ve İstanbul'a geldik. Ne güzel, Özler, ne güzel izleniyoruz ya. Vallahi gerçekten de. Çok güzel bir şey yani. İnsanların... Bir de çok söyleyeyim. Sadece YouTube'dan değil, ben YouTube'da şu anda gelen mesajları okuyabiliyorum ama Twitter, Facebook ve Instagram'dan da canlı yayındayız. Oradan da izleyenler var. Onları buradan göremiyoruz. Onlara da sevgilerimizi iletmiş olalım. Özden iyi akşamlar, yayınlar. Yazıcan kardeşimiz hoş gelmiş radyomuza. Dizisinin de sıkı takipçisiyim demiş. Sağ olsunlar. Yakup Başduğu Rahmet demiş. Rahmet mi demiş? Evet, anlamadım ben de. O niye? Bizim hikaye dizisindeki karakterim için söylemiş. Bak. Ya. Tamam, de geçiyorum. Seven Can Türk. İyi akşamlar, iyi günler yazılar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şerefli Şampiyon bir şey sormak istiyorum demiş Yavuz Bey. Instagram reklamlarında falan oyuncu olmak istiyor musunuz diye fotoğraf atıp arayınca 200 lira istiyorlar. O kadar okuyun. Hiçbirine imtina etmeyin. Yalan gibi duruyor yani, evet. Yalandır. İmtina etmeyin. Evet. Bayram demiş ki, hayırlı akşamlar Büyük Beşiktaşlar, Büyük Beşiktaş ailesi. Ömer Hanım demiş, Ömür Hanım diye okuyorum onu. Bayram. Klavyede yanlış yazmıştır Ömür. Evet. Yo, bana çok Ömer diyen oluyor. Ömür Bey diyen oluyor. Konuşmaya devam ediyorum. Yüz yüze geliyorsa hala Bey, Ömür çok erkek ismi gibi. Bazen Ömer oluyor. Hiç problem değil. Alışığım bunlara. Bana da çok yiğit diyorlar. Takılmıyorum artık. Evet artık. Ümran Ünsal selamlar Kartal Yürekliler. Yağız Bey en sevdiğiniz projeniz hangisiydi demiş. İstersen burada duralım. Bir Doğan'ın mesajını da okuyayım. Yayınlar Ömürcüm, tabii, tabii, senin tabii. Konuğumuz hoş gelmiş. Bugünden itibaren Nevzat Demir tesislerinden canlı bağlantılar, taraftarımız için gerçek bilgiler. Onun da bilgisini verelim artık. Evet, biz Hayata Beşiktaş Radyo, Beşiktaş'la ilgili takımın olduğu her yerde canlı bağlantılarla dinleyicileriyle ve izleyicileriyle buluşacak. Bunun daha müjdesini buradan Doğan aracılığıyla ben de vermiş olayım. Takipte kalın diyelim yani. Evet, tabii şimdi
onlara gelelim. Bir en sevdiğin projeyi sormuşlardı ve bir de nasıl Beşiktaşlı olduğunu. Sen hangisinden konuşmak istersen dinleyelim seni. Valla en sevdiğim proje, bunu tabii hangi mecrada soruyorlar? Tiyatro, dizi, sinema, dublaj. Hepsi çocuğum gibi salak bir cümle kurmuyor. Yok. Hazır olma böyle ya. O cümle hakikaten gerçekten de insan söylediğinde gerçekten hissederek söylüyor. Bazen ayırt edemiyorsun. Yaptığın işlerin hepsini sevmen kadar güzel bir şey de yok bence. Hani arada birkaç... Kesinlikle, kesinlikle. Ya bu cümle artık klişe olduğu için bunu şaka mahiyetinde söyledim. Evet. Ama mesela Küheylan benim için çok özel bir projeydi. Dizi, bizim hikaye, inanılmaz bir ekiple çalıştık. Yani o proje inanılmaz bir ekiptik. Özellikle Takım Mahalle Aşkına filmi, Emre Şahin'in çektiği film en özel projem diyebilirim. Çünkü hayatımın da böyle çok daha yeni başlangıcında bir işti. Yani ile Altın Portakal'da Behlül'den özel getirdi. İstersen hemen geri gelmişken biraz Altın Portakal konuşalım. Çünkü Altın Portakallı bir oyuncusun aynı zamanda. Hani yurt dışında Oscar'lar neyse Türkiye'de de Altın Portakal alınca böyle başka bir şey yani. Orası başka bir dünya. Ne hissetmiştin? Neler kattı sana? Sonrasında etkilerini nasıl gördün oranın? Ya valla senin programın adı Sinemanya mıydı? Sinemanya. Sinemanya'ydı. Ya ben o Sinemanya'yı izlemiş bir genç oyuncu adayı olarak söyleyeyim. Orada ağırladığın konuklar falan ve gerçekten Türkiye'nin Oscar'ı. Çok insan ağırladım ve onları takip ve bu iş öykünerek başlıyor ya. Doğru. Bir şeye öykünüyorsun. Öykünmeden olacak bir şey değil bu. Damdan düşmüyor hiçbir şey yani. Öykündüğün insanların arasında olmak ve mezun olduktan 3 ay sonra filan orada yer almak. Abi kırmızı halıda nasıl yürüyeceğim şu an? Yalnız. Bir dakika kravatımı düzelteyim filan. Bir anda kendimi orada bulmak çok şanslı hissettirmesinin ötesinde orada Yeşilçam'dan birçok insanla birlikte olmak yani onların yanında çocuk sen misin genç çocuk falan demeleri çok gözlerini dolduruyor. Ya benim kariyerimde çok önemli bir yere sahiptir yani açıkçası. Daha doğrusu erken gaz almamı sağladı. Bu çok net yani. Oradaki atmosferi sen çok daha iyi biliyorsun. Orada özellikle bir genç oyuncu olmanın en gence yapılan muamelenin otelde, yemekte, kırmızı halıda, işte gel buraya genç çocuk falan, sen ne aldın ödülü bakayım falan demesi, senin hayran olduğun oyuncuların falan. Ya bunun lezzeti çok başka yani. Çok. Orası da başka, büyülü bir dünya. Yani oraya gidince insan gerçekten, şimdi ben de hani sinemada pek çok şey yaptım. Sinemanya oldu, sinema yazarlığı, siyat, o bu, ama hani sinemayla ilgili ne yaptın dediğinde hep gururla şunu söylüyorum ben de. Altın Portakal'da bir sene ben jüri üyesi olmuştum, ana jüride. Şimdi o, hani sen az önce dedin ya, bir başka hissediyor. Gerçekten insan Altın Portakal jüri falan, ben de onu her yerde böyle gururlanarak söylüyorum. Oranın atmosferi başka. Gerçekten havasından mıdır, şeyinden midir? Kültüründen çok ya Ömür. Evet, evet. En eski festival. Gerçekten Türkiye'nin Oscar'ı. Mesela o an onun içindeyken mesela onu anlayamadım aslında, ama kalp ritmimin derecesini o an ölçseydik o bir hafta boyunca yani herhalde çok yüksek ya, kalp krizi geçirecek kadar bir kalp ritmiyle yaşıyorsun orada yani. Sen jüriyken de yaşamışsındır. Oyuncu olarak da yaşıyorsun filan. Yani Türkan şöyle gel bakayım buraya çocuk diyor filan. Elin ayağı karışıyor yani, anladın mı? Böyle bambaşka. Asansörde dinliyorsun. Yani şimdi isimleri çok vermiyorum ki, yani bir sürü isim var unutmayayım diye. Sen miydin o çocuk filan? Ya inanılmaz bir şey. Bir kültürün içindesin. Şehir bir kere çok alışık. Ya Cannes Film Festivali gibi bir şey. Yani şehir festivale alışık. Festival geldiği zaman deliriyor yani şehir. Bakkal, tekel bayiye giriyorsun. Bakkala giriyorsun. Bir şey alacaksın. O altın portakal var abi bizde bu. Ya şehir buna alışmış. Bu tamamıyla bir kültür haline gelmiş yani. Ben açık söyleyeyim, ödül aldığım zamanki yıl değil, ondan sonraki 2 yıl gittiğimde asıl keyfi yaşadığımı söyleyebilirim. Çünkü rahatsın. Gene valla. Ki, yani evet artık keyif. Stres bitmiş durumda.
gerçekten olsa da gitsek yani altın portakal. Çok çok gerçekten. Olsun. Festival ortamı bir başka. O çok kesin. Başka. Ve ben şöyle bir şeyi gözlemledim orada. Genç giden insanlardan biri olarak orada büyük bir festival enerjisi oluyor ve normal şartlarda bütün o kavga eden yönetmenler, senaristler, oyuncular orada o hırs küpü insanların hepsi gerçekten çocuğa dönüşüyorlar. Ve bir proje yaratma, böyle bir tatlılığa dönüşüyorlar ve o tatlılık bizi kurtaracak şey. Aynen. Çünkü sabah aynı otelin aynı salonunda hep beraber kahvaltı ediyorsun. Akşam bir filmi birlikte izliyorsun. Sonra bir after party oluyor. Şeyde birlikte vakit geçiriyorsun. Yani o birliktelik o atmosfer farklı bir yere götürüyor. İyi ki çok genç yaşta almışsın. Çok fazla kişiye de nasip olmuyor okulu evet. Bu kadar yeni bitirip hemen Altın Portakal'la tanışmak. Bu açıdan şükür. Özeldir. Aynen. Şimdi biraz daha okuyayım. Doğan'ınkini okudum. Caner yaptığı tüm işlerde başarılı olan Yazıcan Konyalı'yı tebrik ederim demiş. Her zaman söylüyor zaten. Eyüp Timur iyi yayınlar demiş. Bülent İkiz Kocaeli Gölcük'ten selamlar demiş. Bu arada başarılı düşüyor biliyor musun? Sen okuduktan sonra düşüyorsun. Caner düştü az önce. Caner Ural. Evet evet. Bu arada soğukkanlı olursak Denizli'yi yeneriz demiş Beşik abicek. Oralara geleceğiz, takıma geleceğiz. Mehmet Kurtulmuş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden hayırlı geceleri yayınlar demiş. Kardeşim en büyük Beşiktaş demişler. Teşekkür ederiz. Orada da turneye gittik. Kuzey Kıbrıs'a değil mi? Evet, ben de çok... evet. Çok inanılmaz insanlar. İnanılmaz. Türkçe konuşan Avrupalılar yani. Hayır, aynen öyle. Bir de çok iyiler yani. Çok, ben... çok. Farklı buluyorum hepsini. Ayberk Tunç yayınlar Yalova Kartalları tekrar selam söylemişler. Terminator demiş. Ben çok yakışıklı güzel bir erkeğim ama kendimden hiç bahsetmedim. Aynı zamanda çok akıllıyım demiş. Hadi bakalım Beşiktaşlılar öyledir zaten. Salih Yıldız yayınlar Yalova Kartallarından sevgiler demiş. Kerem Süt Yalova Kartalları. Saadettin Çatak Yalova Kartalları. Yalova Kartalları bayağı izleniyor. Unutamadığım maç Kemal Tunç sorduk onu birazdan cevabını alacağız. Nasıl Beşiktaşlı olduğu unutamadığım maç geleceğiz oralara. Gebze Yavuz Sultan Selim'den selamlar demiş Bayram Şahin. Yine Yalova Kartallarından Enis. Muhammed Yalova'dan. Bayram Yalova'dan. Osman Almanya'dan. Adaşım gelmiş demiş Yağızcan. Hoş gelmiş sevgiler. Hadi bakalım. Yesi kaçmış. Benim jenerasyonumda çok yok Yağız. Yazacaksın, yaşını yaz. Merak ettim. Kaç yaşındasın? Hakan Kalenderoğlu bu sene en beğendiği oyuncu kim demiş? Öyle bir soru sormuş sana. Bizim hikayeyi hala izliyorum. Muhteşem bir dizi demiş Rukiye Ünal. Enes Cem Koç, Yağız abi tribünler açılınca sözümü tutmanı bekliyorum demiş. Enes Aytun'a, o da benim yeğenlerimden bir tanesi. Aa, beraber maça mı gidecektiniz? Öyle bir sözün mü var? Beşiktaşlı olursa gideceğiz. Hala beğeniyor. O zaman lütfen Enes. Hala beğeniyor. Beşiktaşlı oluyor. Ama bu yayını seyrettiğine göre artık Beşiktaşlı olsa Beşiktaşlı olur. Artık kendi bilir. Adını da okuduk. Enes, Beşiktaş'ta birlikte maça gidiyoruz. Yazcan, sen, ben, bizim radyo ekibi. Ya. Bizim beraber maç seyretmişimiz var zaten. Evet, birlikte seyretmek çok keyifli oluyor. Anlatırız. Evet. Sen de bunu da söylemiş olalım. Hoş iki kare demiş. Teşekkür ederiz Senem'e. Serkan valla iste olduğum için bağlantım kötü demiş. Olsun. Ziya Özkan Ömür Hanım ve konuğu çok sevimli pozitifler. Teşekkür ederiz. Sabri Efe selam söylemiş. Serkan Karaçimen. Bir de canlı maça girebilsem Rabbim nasip ederse o zaman çok mutlu olacağım demiş. Hepimiz aynı şekilde açılsın diye bekliyoruz. Yanlış Işık aynen. Işık Üzüm Berlin'den selamlar demiş. Caner en sevdiği seslendirme karakterini sormuş. En severek yaptığın. Gölcük Kartalları Bülent Tolga Wolfsburg'dan iyi akşamlar. Wolfsburg herhalde Almanya'dan. Evet Wolfsburg. Bu alemde Kral Çarşı demiş. Beşiktaş Ultras'ta. Evet, nasıl Beşiktaşlı oldun? Yani hatırlamıyorum ya. Doğdum yani, öyle diyeceğim. Yani doğdum demeyeceğim de hatırlamıyorum çok. Yani hakikaten hatırlamıyorum. Tabii babam Beşiktaşlıydı ama Beşiktaş sevdalısı bir adam değildi.
hani benim Beşiktaşlı oluşumun fanatizminden sonra pişman olan insanlardan bir tanesiydi. Neden? Ya çünkü hani Beşiktaşlı, babandan Beşiktaşlı oluyorsun ya. Ve futbola çok meraklı bir çocuktum ama sonrasında babam çok pişman oldu ya. Ben çünkü çok kafayı taktım. O kadar. Babam da sürekli Allah kahretsin. Babam o kadar... Şeyin etkisi var mı? Hani okul stada çok yakın falan sürekli. O zaten Mimar Sinan çok yakın tabii ki ama ben liseden beri, benim dershane hayatımdan da çok yakın. Asıl dershane hayatımdan söyleyebiliriz. O zaman Beşiktaş'ta bir dershaneye gidiyordum. 2009 Mustafa Hoca zamanı. Ama yine de çok küçük yaşta Beşiktaşlı oldum tabii ki. Ben 2003'te de stattaydım. Babam benimle maça gelmezdi. Ben abi beni önüne al çocuklarından bir tanesiyim. Böyle evden gizli gizli gidip böyle, abi beni eskiden biliyorsun şey pasodik yok, bir şey yok. Abi beni önüne alsana çocuğummuş gibi filan diyen çocuklardanım. Babamla ben bir tane maça gitmişimdir. Beşiktaş Konya Spor maçıydı. Okan Yılmaz var. Onun dışında ben babamla hiç maça gitmedim mesela. Ben çok kaptırdım kendimi ya. Neden peki? Sanırım mı? Güzel bir şey, ne güzel. Yani bir şeye ya, tutkuyla bağlan. Şey, tabii de. Ömür. Yani bu kadar diyorum. Çok vazgeçemedim. Ömrümden çok zaman çaldı. Vazgeçemiyorum ya. Çok kötü. Yani her anda düşünüyorsun. Ya tiyatro oyunlarının saatlerini bile ona göre planlayan bir adam haline geldim ya. Bence güzel bir şey. Hani az önce konuştuk ya, insan bir işte bir aile bir şeye tabii, bağlı. Tabii. Bu şakası mübalağasını yaptım. Ya, güzel. Yani iyi olmuş. En sevdiğim maçı sormuşlar. Bak bu çok iyi hikaye. Bu hikaye büyük hikaye. Hadi o zaman herkes dursun dinliyoruz. Bak bu hikaye çok büyük bir hikaye. Beşiktaş Bursa Spor maçı. Mustafa Hoca zamanı. Mustafa Hoca ikinci yarı mı gelmişti? Öyle bir şey. Şampiyon olduğumuz yani 2009. O arada da böyle bayağı hani o maçı almamız lazım. Hani çok yaklaşacağız şampiyonla. Ben de dershaneye gidiyorum. Üniversite sınavına hazırlanıyorum. İşte hazırlanıyorum. Hazırlanıyorum yani. Konservatuara girdiğim sene yani. Dedim ki ben bu maça gideceğim. Bu şekilde gideceğim. Tamam babamdan da izin aldım. Bakın dershaneden erken çıkacağım. Böyle mi? Cebimde 40 lira para var. Eski açık tribününün parası 35 lira diye hatırlıyorum. Dershaneden çıktık bir arkadaşımla. Ve bekliyoruz. Ve yıkılıyor. Eskiden kara borsa bilet falan vardı yani. Şimdi kandırmayalım kimse. Kapıda bekliyoruz. Biz de çocuğuz. Saatler geçiyor. 10 saat falan kapıda bekledim ben. Ve artık acıktım. 1-2 liraya böyle simit ayran aldım. O zaman da belediye otobüsü ve halk otobüsü diye bir şey var. Halk otobüsüne 1 lira veriyorsun. Belediye otobüsü geldi mi 2.70 mi? Öyle 2 lira öyle bir şey. Onu tutuyorum cebimde. Maç başladı. Ben 9 saat 10 saat bekledim. Artık annem babam beni aradı. Dedi ki oğlum hadi eve gel, evde Lig TV var, evde izleyelim. Yok ya, maça gireceğim yani. Girmem lazım. 9 saattir bekliyorum orada. Çıldıracağım. Hava karardı artık. Dershaneden çıkıyorum. Ben bu az önce dedin ya, vakit harcamışım çok fazla. Şu anda anlıyorum ne demek istediğini. Ya böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. O maçkada şimdi Küçük Çiftlik Park'ın olduğu yerden koşturuyorum. Bilet arıyoruz. Yok. O zaman maçkanın kapasitesi de küçük. 23 bin falanız yani kapasite. Dedim gireceğim. Ağlıyorum. Çıldıracağım. Babam diyor ki gel eve. Yok diyorum, gelmeyeceğim. Sonra bir tane çocuk geçti önümden. Maç başladı 10 dakika oldu. Üstüne bile tezahürat ışıkları duyuyorsun ya. Abi yok, gireceğim. Bir şekilde hissediyorum da gireceğim. Kaç yaşındasın o zaman? 2009-17. Ay Allah'ım ya. 17 yaşında işte üniversiteye girdi. İşte zaten 10'dan 2 ay sonra üniversite sınavına falan girdi. Bir tane çocuk geçti böyle. Ben o zaman da sahte bilet var. Sahte bilet diye bir şey var. Çünkü kağıt bilet olduğu için. Abi dedi ben sana dedi 30. Çünkü maç başladı, bilet çıkarttı. Ulan diyorum bu kadar insan var. Bitmiştir artık bilet ama inanmak istiyorsun. Al 35 lirayı, cebimde var 1 lira. Halk otobüsü gelirse bineceğim. Öbürü gelirse binemeyeceğim. Yürüyerek döneceğim eve, yani Beşiktaş'tan Rumeli Hisarı'na. Dedim ki gireceğim. Tık! Bilet okuttu ya. Allah kalbin ya, kalbin içeri, çok istemişsin. Ya içeri bir girdim Ömür.
Ya zaten orada çok mevzu değişti benim için açık söylemek gerekirse. Böyle stadı gördüm ki girmediğim stat değil yani. Ya hep giriyorsun ama o an bu çabayı sarf etmişsin ya. Bir gözlerim doldu. Ben bir ağlamaya başladım. Ya. Böyle bir şey yok. Maç berabere bitti. Yine o sezon şampiyon olduk ama hadi berabere bitti maç. Halk otobüsü denk geldi. Tıklım tıklım. Evet. Bu maçı hiçbir zaman unutmadım yani. Hep bunu anlatıyorum. Büyük mücadele. İnançmış diyorum yani. İnançmış ya. Gerçekten. Vallahi mücadele vermişsin ama kalbin temizmiş. O bilet doğru bilet çıkmış evet, yani. Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Bir çarşı bestesi der ki seviyoruz, tapıyoruz, aşkından kahrolduk biz gibi. Doğru. Gerçekten de öyle. Vay be helal olsun demiş Hakan burada. Gerçekten mücadele vermişsin. Evet, yayını kapatmadan önce sana gireceğini düşündüğümüz fragmanı gördüm çünkü Instagram hesabında. Al diye bir film mi geliyor? Geliyor mu? Evet. Ne zaman? Ne oluyor? Bir ondan da bahset, onu merak ediyoruz çünkü. Sonrasında... Çok güzel bir hikaye. Onu çok pandemiden önce çektik. Yani bizim hikayenin sezon finali zamanıydı. Yani aslında çektiğimiz 2 sene oldu. Gireceği zamanda da pandemi patladı filan. Yurt dışında festivallerden iyi ödüller aldı ama şu an tabii ki pandemi olduğu için tiyatro oyunumuzu oynayabiliyoruz. Bir oyunumuz da var. Esra Bezen Bilgin'le Dot Tiyatro'da. Onu da oynayamıyoruz. O filmin de gösterimini bekliyoruz açıkçası. Artık bir dijital platforma mı verilir? Sinemalar açılır, oraya mı verilir? Çok güzel bir takip ve... Yani bu aralar hani insanlar tiyatrolar açılacak, açılıyor. Bir takım kulislerde bir şeyler dönüyor. O konuyla ilgili bir bilgin var mı? Şöyle var. Kendi bulunduğum kurumun içerisinden bir şey söyleyebilirim. Dot Orman'da diye bir şey var. Kemerburgaz'da bir kent ormanında açık hava sahnesi kurulmuştu zaten. Evet. Pandeminin öncesinde, pandemiyle hiçbir alakası yokken. Şimdi bir tiyatro ekibimizle de konuştuk. Umarım bütün tiyatrolar açılsın tabii ki. Onu bilemiyorum nasıl olur ama bizim planımız açık hava sahnesindeki Dot Tiyatro diğer tiyatrolara da mümkün olduğunca bu sahneyi kullanma şansı verecek. Ben şey dedim yani kendi ekibimizde de tamam bu sene de tiyatro sezonu yazın olsun, yazın oynayalım. Umarız açılır, yazın oynarız. Kemerburgaz'da kent ormanında çok güzel doğanın içinde oyunlarımızı oynamak istiyoruz ama tabii ki bizim elimizde olan bir şey değil bu. Orada oynanacak. Sinemalar içinden görüyorsun. Şimdi mesela Av girecek mi vizyona veyahut da dijital platformlar biraz ön plana çıkıyor. Acaba oralarda mı izlenir? Yani film hani dizileri birazcık takip edebiliyoruz ama film dünyası nereye evrilir sence? Senin görüşün nedir? Yani bunun starı sensin. Eminim ki senin görüşlerin çok daha ben valla koronayı anlayamıyorum ki Yağız. Pazar günü 6.000 kişi enfekte oldu diyor. Pazartesi bakıyorsun 8.000'e çıktı oluyor. Bir mutasyon geçiriyor. Bir bilmem ne oluyor. Aşı biraz umut veriyor. Yani yarın ne olacağını bilemediğimiz için ama ben bu pandemide sinemalardan uzak kalan insanların biraz daha dijital platformlara döndüğünü düşünüyorum. Herkes şimdi evde işte Netflix'te, Blue TV'de orada burada filmleri izlemeye alıştı. Sinemaya dönüş çok kısa bir sürede olmayacak gibi geliyor. Yani benim şahsi fikrim ama umarım yanılıyorumdur. Yani umarız hepimiz yanılıyoruzdur ama ben şöyle bir tane pencereden bakmak istiyorum. Bir ürün, bir eserin en önemli şeyi seyirciyle buluşmasıdır. Bu bir dijital platformda olur şu an. Sahnede olur. İşte şu an dijital tiyatrolar da var. Yani yapılan eserin seyirciyle buluşmasını yeğler bir oyuncu, bir yönetmen, bir kreatif direktör, yapımcı neyse. Önemli olan seyirciyle buluşmasıdır. Şu an sinema için yapılan bir proje dijital platformda yayınlanır. Yarın bir gün başka bir şey olur. Dijitale yapılan bir iş sinema perdesinde yayınlanır. İki tarafta da ki Roma filminde gördük bunu. Üst aynı anda yayınlandı. Yani sanatçı her zaman seyirciyle buluşulmasını ister. Şu an şartlarımız buysa, seyirciyle nasıl buluşuyorsa bu tarafta yer almak isterim yani. Seyirciyle buluşsun yaptığımız ürün, emek. Aynen, aynı fikirdeyim. Çok teşekkür ediyoruz sana. Bu arada Ankara Kartalları bizi yalnız bırakmıyordu. Yine selamları var Uğur, Ali Paşa buradalar. Onlara da Ankara'ya da selam söylemiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ederim. Keyifle izlemeye, çok daha keyifle izlemeye devam edecek bütün herkes eminim, ben dahil.
Av filmini de merakla bekliyoruz. İnşallah en kısa zamanda onu da görürüz. Tiyatro oyunu da inşallah güzel açık havada ağaçların altında yazın DOT'ta izleriz. Evet. Diye. Seni de hemen bekliyorum. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. En kısa biz şampiyonluklarda tribünlerde görüşürüz diye düşünüyorum inşallah. Açılsın orada. Öyle olacak gibi bir ömür. İnşallah. İyi akşamlar diliyoruz herkese. İyi akşamlar. Bay bay.